Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Merkez Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Değerli vekiller, aile toplumun en küçük yapı taşı oluşturduğu için... Sayın milletvekilleri, konuşmalarınızı lütfen kulislerde yapınız. Sayın Hatibi duymakta sıkıntı çekiyoruz. Ailedeki sıkıntılar topluma, toplumdaki sıkıntılar aileye yansır. Sağlıklı toplumu sağlıklı aileler oluşturur. Tarihimiz iyice incelenirse, Türk ailesinin dirlik ve düzenlik içinde olduğu devrelerde, devlet de dirlik ve düzenlik içindir. Bu bakımdan törelerimizde aile, ülke, devlet ve millet kavramları iç içe bir manzara gösterir. Aile demek bir noktada düzen demektir. Anayasanın 41. maddesinde ailenin korunması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak üzere teşkilat kurmak devletin görevi olarak belirlenmiştir. 2011 yılında yayımlanan 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile ailenin bütünlüğünün korunması, aile yapısının ve değerlerinin korunması, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların ve bu sorunlara yol açan faktörlerin tespit edilmesi, bu sorunlara karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi, aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunların önlenmesi gibi görevler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verilmiştir. Ancak icraatlerine baktığımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sadece yardım götüren bir bakanlık olarak bakılmakta, bu da bakanlığın asıl görmesi gerektiği konuların önüne geçmektedir. Dolayısıyla bu bakanlığımıza sosyal bir fon gibi bakmak, bakanlığı da sosyal bir fon gibi idare etmek, geleceğimiz adına yapılan en büyük yanlışlardan biri olacaktır. Bir sosyal sözleşme olarak bütçenin önemi kamu kaynaklarının nasıl toplandığı ve nereye harcandığı ile ilgilidir. Ancak aynı şekilde bunun kadar önemi olan konu bu bütçenin nereye nasıl harcandığı, ne tür hizmetler verildiği ile ilgilenmemiz gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bu anlayış ve düşünceyle ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ne harcadığından çok harcadıklarıyla neler yapabildiğinin değerlendirilmesini yapacağım. Sonuçta ayrılan bütçenin gerçekleştirilen icraatlarla hak ediş olup olmadığının değerlendirilmesinde Yüce Meclisin ve Yüce Türk Milletinin takdirine bırakacağım. Bakanlığın stratejik planında yer alan hedef ve göstergelerin ölçülebilirlik kriteri açısından yapılan değerlendirmesinde birçok hedefin ölçülebilirlik kriterini sağlayamadığı görülmüştür. Ben bu hedefleri ele alarak hedeflerin gerçekleştirilmekte ne derecede başarılı olduğunu ölçülmüş ve kamuoyuyla paylaşılmış verilerle değerlendirmek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın stratejik planında aldığı hedeflerden birisi ailenin yapısını güçlendirmek. İntiharla ilgili çalışma planlanmış. Peki bu çalışmaların sonucu ne var? Kriterler olarak hiçbir şey görünmüyor. Ben size bilgi vereyim. İntihar oranı 2001 yılında 2584 iken 2014 yılında 3065 olmuş, artmış. Uçucu ve uyuşturucu madde kullanım oranı 2008 yılında 19627 iken 2014 yılında 45913 olmuş. %233'ün üstüne 234'e varan bir artış gözlenmiş. Uyuşturucu ve uçucu madde kullanma yaşı 10 yaşa kadar düşmüş. Boşanma oranı 2001 yılında 9994 iken 2014 yılında 130913 olmuş. Boşanmalarla ilgili olarak söylenecek çok söz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Sema Ramazanoğlu'na konuyla ilgili bir sözlü soru önergesi yönelttim. 14-12-2015 tarihinde Başkanlık Makamı'na sunduğum önergeyi 15-12-2015 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda sözlü olarak cevapladığı ve yine 22-1-2016 tarihinde şahsıma da yazılı olarak ilettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ne yazık ki diğer bakanlarımıza aynı zamanda sunduğum soru önergelerle ilgili hiçbir gelişme yok. Sayın Bakan'a hızla artan boşanma davalarıyla dikkate alındığında sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapılmış ise bu çalışmanın nerede, hangi bölgelerde, kimlerle, hangi tarihlerde yapıldığını sormuştum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bana iletilen bilgiye göre 2009-2011 yılları arasında aile eğitim programı hazırlanmış, bu programın nerelerde, kaç kişiye ulaştığının bilgisi yok. Evlilik öncesi eğitim programlarından bahsedilmiş, uygulama yerleri ve kaç kişiye verildiği net olarak belirtilmemiş. 2012 yılında Ankara, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Karabük gibi
İller pilot il seçilmiş. 450 çifte 6 ila 20 saat danışmanlık hizmeti verilmiş. Ne kadar yetersiz bir çalışma olduğu sayısal verisinden belli. Zamanında işin başına o işin ehli olan kişiyi atayamayan hükümetin göreve getirdiği Aile Bakanı hızla artan boşanma sebeplerini kadınların börek yapamamasına bağlıyorsa ortaya çıkan sonuçlara da şaşırmamak lazım. Terk ve buluntu, çocuklarla ilgili çalışma hedeflemişsiniz. Bunlar gerçekten çok önemli. Bizim bakmakla yükümlü olduğumuz devlet olarak çocuklar, ama bir de kayıp çocuklarımız var. Bunların aileleri de mağdur. Bu aileler de çalışma kapsamına girmek zorunda. Bu konuyla ilgili bir çalışma hiç hedeflenmemiş. Biz bu konuyla ilgili araştırma önergesi sunduk ama maalesef AKP sıralarındaki vekil arkadaşlarımız bunu gerekli bulup onaylamadılar. Ben bu verileri sizlerle tekrar paylaşıyor ve takdirinize sunuyorum. Lütfen bir kez daha düşünün ve kayıp çocuklarımızla ilgili çalışma yapma konusunda önergelerimize destek verin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2008-2011 verilerine göre kayıp çocuk sayısı 27 binden fazla. 2008-2012 yılları arasında toplam 40.220 kişi kayıp çocuk ilanı vermiş. 2008-2011 yılları arasında toplamda 5.724 çocuk bulunabilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 15.900 çocuk kayıp, yakınlarını kaybetmiş Aileler Derneği'nin verilerine göre 30.000. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiye göre 2012 yılında 12.474 ile en fazla çocuk kayıp ilanı verilmiş yıl gözüküyor. Bulunan çocuk sayısı ise verilen rakamdan çok daha altında. Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp olarak teslim edilen ve kayıp başvurusu yapılan çocuk sayısı artışta. 2008'de yapılan kayıp başvuru sayısı 4.517 iken 2012'de bu sayı 12.474, bu 2011'e %123 artış göstermiş. Bununla da kalmıyor, devam ediyor. Ayrıca Doğu illerimizde 1,5 yılda 10 ilden 48'i kız, 181 çocuğun kayıp olduğu bilgisi veriliyor. Yine Suriyeli mülteci ailelerden 100 çocuk kayıp bildirisi var. Bunlar çok önemli veriler. Başka bir hedefinizi ele alacağım. Kadına yönelik şiddet oranı. Bunu çok konuştuk. %1400 arttı. Çocuğa yönelik şiddet oranı 2010 yılında 76.428, 2014 yılında 131.172, %171'in üzerinde artmış. Çalışan çocuk oranı 1999'da 6.099, 2012'de 8.397, %137'in üstünde bir artış var. Çocuk evlilik oranı diye belirtmişsiniz. Ben bunu çocuk evlilik, onları bile bağdaştırmakta, artık sözel ifade etmekte sakınca görüyorum. 2002 yılında 37.263, 2012'de 40.428 görünüyor. Arkadaşlar, bu sayı 16 yaş üstünde resmi nikahla yapılmış evliliklerin bildirisidir. Bu ülkede, ülkemizde 180 bine yaklaşan daha küçük yaşta imam nikahıyla evlendirilmiş genç kızlarımızın, küçük kızlarımızın olduğunu bildirmek istiyorum. Çocuk yükümlü oranı 2004 yılında 1319, 2010 yılında 6132, %464'den fazla bir artış var. Kanunla ihtilafa düşen çocuk oranı 2010 yılında 83.393, 2014 yılında 117.486, %140 oranında artmış. Kadına yönelik istismar 2010'da 304, 2014'te 5118, %1683 oranında artmış. Yaşlı yönelik istismar 2010 yılında 12 bildirim var, 2014'te 720. Küçümsemeyin, yaşlılara saygımızın büyük olduğu bir töreye sahibiz. Bu artıyorsa dikkate alınması gerekiyor demektir. Engellilere yönelik istismar oranı 2010 yılında 42 iken 2014'te 1028'e yükselmiş. Yine yaşlılarda yaşam memnuniyeti hedef alınmış. Sonuca bakıyoruz. 2003 yılında yaşların %6.56'sı mutsuz iken 2014 yılında oran %13.27'ye yükselmiş. Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek gibi bir hedefiniz var. Bugün Türkiye'deki servetin %50'sinin yine %1'ine ait olduğunu düşünürsek bunu nasıl başaracaksınız? Ben bunu öğrenmek istiyorum. TÜİK verilerine göre kadınlarda, erkeklerde, yaşlarda mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları giderek daha da artıyor. Şehit yakınları ve gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek hedefi koymuşsunuz.
İyi yapmışsınız da dikkatinizden kaçan önemli bir husus var. Milletimizin, toplumun şehit ve gazileriyle ilgili bilinçaltısı zaten çok yüksek. Bilinç yükseltmek konusunda sizin kendi içinizde yapmanız gereken çalışmalar var. Anayasanın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61. maddesinde devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerini, mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar hükmü bulunmaktadır. Askerlerimiz yan gelip yatarken değil, vatanın bölünmezliği devlet ve millet için canını ortaya koyarken yaralanıyor ya da şehit düşüyor. Şehitlerimizin aileleri bize onlardan kalmış emanettir. Anne ve baba maaşlarının askeri ücret seviyesine çıkartılması gerekmektedir. Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken mağlul olan harp ve vazife mağlullerinin tamamının ortez ve protezlerinin katkı katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması anayasal zorunluluğun yanında vicdani bir görevdir. Özürlü araç kullanımında sağ ayağından özürlü mağlul gazilerimizle engel oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmekte olup bu durum gazilerimiz arasında eşitsizliğe sebep olmaktadır. Yapılacak düzenleme ile mağlul gazilerimize ve şehit ailelerine pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı, ayrım yapılmadan tüm harp ve vazife mağlulleriyle şehit ailelerine araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır. Maliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz engellilere sağlanan haklardan istifa edenler 3600 prim sayısıyla yaşlılık aylığı almaktayken diğer gazilerimiz bundan yararlanamamakta mağdurdurlar. Muharip gazilere şeref aylığı bağlanıyor ama sosyal güvencesi olana 617.064 lira, sosyal güvencesi olmayana da 1224 lira ödeniyor. Sayın vekiller, verilen şeref aylığıdır. Sosyal güvenceye ait bir maaş olmayıp savaş meydanlarında bu ülkeye hizmet için canını ortaya koyan vatan evlatlarının gazilik ödülüdür. Ayrıca Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan muharip gaziler onca yıl geçmesine rağmen madalya sahibi bile olamamışlardır. Yine askerlik görevini yaparken, teröristlerle mücadele görevinde canını ortaya koyarken veya asker arkadaşlarını korumak için nöbet tutarken kalp krizi geçirerek, kaza geçirerek ya da yaşam şartları sebebiyle ağır hastalık geçirerek hayatını kaybeden asker ve polislerimiz var. Uludere'de ölenleri şehit kabul ediyorsunuz, bu askerlerimizi, gazilerimizi şehit saymıyorsunuz. Milletimiz hiçbir zaman şehitlerini kelle olarak görmemiş, nitelendirmemiştir. Düzeltilmesi gereken toplum bilinci değil, sizin hatalı ve adil olmayan uygulamalarınızdır. Teröristlerle masaya oturmaktan, çözüm süreci diye adlandırdığınız ihanet ve çözülme sürecinden tamamen vazgeçerek, gazi ve şehitlerimizin uğruna kendi feda ettiği vatanımızın, milletimizin bölünmezliğine ve milli değerlerimize sahip çıkmanız gerekmektedir. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir projesine daha değinmek istiyorum. Aile Sosyal Destek Programı. Bu program 61. Hükümet Programı'nda yer aldığı şekliyle sosyal destek sisteminde önemli değişikliklere ve yeniliklere gidilerek sosyal destek uygulamalarının bireysel ihtiyaçlara aile içerisinde karşılık verme anlayışı içinde daha adil bir yapı oluşturulmasını hedeflemiş ve hükümet programınızda ayrıntılı bir hedef listesi yazmışsınız. 62. hükümet programınıza bakıyoruz. Sosyal destek ve hizmet alanında aile ve sosyal destek programı yine var ama tanımı biraz değişmiş. 64. hükümet programınıza bakıyoruz. Aile ve sosyal destek programı yine değişen bir tanımla tekrar edilmiş, yine var. Görüldüğü üzere aile sosyal destek programı her hükümet programında farklı şekillerde ele alınmış. AKP hükümetlerinin bu konuda kafasının karışık olduğunu düşünmekteyim. Bu çerçevede yıl 2016 halen bakanlık aile sosyal destek programı modelini hazırlayıcı, uygulayıcı bir rol üstlenmiş.
Ancak şu ana kadar gerçekçi politikalar üretilememiş olması nedeniyle bu usta ciddi bir rol de alınamamış, yol da alınamamış. Yani aile ve sosyal destek programı adına ortaya konmuş küçük bir pilot uygulama dışında hiçbir şey yok. Bu bağlamda söz konusu programı yaygınlaştırarak sürdürülebilmesi için sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik ile aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olması şartıyla meslek alınan elemanlarının personel hizmet alımı yöntemiyle istihdamı için Maliye Bakanlığı'nca vize işlemi tamamlanmış olup bütçe ve ihaleye ilişkin çalışmaların da halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak aile ve sosyal destek programı modeli çerçevesinde görev alacak görevlilerin ihale yoluyla hizmet alımı yapılması öncelikle anayasa ve yasalarımıza aykırıdır. Ki önceki hükümetiniz de aynı şeyi yapmış, bakanlığa bu yolla görevli almıştır. Şöyle ki anayasamızın 128. maddesinde devletin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür şeklindedir. Kaldı ki hükümet bir yandan kamuda istihdam edilen ve işsiz işçi olarak çalışan, taşeron işçi olarak çalışanları kadro alacağına dair söz veriyor, bir yandan da yeni ihaleler açıyor. Bu bir tezatlıktır. Bunun dikkate alınmasını takdirinize sunuyorum. Mevcut anayasa ve kanunlar çerçevesinde bu proje kapsamında alınacak mezunların kadrolu olarak işe alınması gerekmektedir. Madem taşeronluğa karşısınız, madem bunu seçim sırasında milletimize yapacağınıza dair söz verdiniz, o zaman bu sözünüzün arkasında durun. Yeni taşeron sistemler geliştirmeyin. İşçi ve memurları kadrolu olarak bakanlıklara veya gerekli kurumlara alın ki biz de milletimiz de sözünüze güvenebilsin. Bütün bu değerlendirmelerimi takdirinize sunuyor. Yüce Meclisimize saygıyla selam diyorum.